أنا اسمي سمير بودينار. Adım Samir Budinar. Fas'ın doğusunda Vejda şehrinde doğdum. Doğduğum bölge dışa açık bir bölge. Hem Cezayir'e hudut hem Akdeniz'e yakın. Aynı zamanda değişik kültürlere beşiklik yapmış bir bölge. Sosyoloji ve siyasi bilimler eğitimi aldım. Doktoramı siyasi ve sosyal bilimlerde yaptım. Uzun yıllar üniversitede öğretim üyeliği yaptım. Daha sonra ilmi araştırmalar merkezi kurdum ve kurulduğu günden bugüne yöneticiliğini yapıyorum. Ama benim asıl ilgi alanım sosyolojide ahlaki değerler. Ve bu değerlerin nasıl dini, kültürü ve üzerine bina edilecek marifi ve bilimi oluşturduğu. Birçok konuda ele aldığım yazılarım ve araştırmalarım var. Ayrıca kültürler arası diyalog konusunda da birçok yazı kaleme aldım. Son olarak dünyadaki değişik eğitim tecrübelerini ve özellikle Türkiye tecrübesini kaleme aldım. Diyalogda esas olan Kültürün Temelleri başlıklı bir kitabım var. Kitabımda medeniyetler arası diyaloğun nasıl tesis edileceğinden, uluslararası değişik tecrübeler, insanlığın kemale ermesi için insanların bir arada olması gerekir gibi konuları ele aldım. Bir başka kitabımda dinde barış teorisini ele aldım. Gene bir diğer kitabımda toplumsal savunma, yani toplumun kendisini dış etkenlerden nasıl koruduğunu ve ahlaki değerlerine nasıl sahip çıktığından bahsettim. Bunlara ek olarak eğitim alanında yazdığım yazılarım var, yayınlandılar. Ayrıca değişik araştırma yazılarımda medeniyetler arası diyalog konularını ele aldım. Üniversitede değişik derslerde hocalık yapıyorum. Bunların başında sosyoloji geliyor. Ayrıca modern düşünce, ki bu konu çok önemli. Kendi dışındaki düşüncelerin nasıl ilerleyip geliştiğini görür, kendi düşüncesinin karşılaşacağı dış tehditleri, dışlayıcı düşünce gibi, etraflı düşünce gibi akımları idrak eder. Ayrıca modern İslam düşüncesi konusunda da derslerim var. Yani, هذا هو مجال الاهتمام يعني في العلوم الاجتماعية. Şimdilerde dünyanın globalleştiği ve sınırların yok olmaya başladığı ve coğrafyanın bittiği, gücünü kaybettiği söyleniyor. Bu söylemin çok büyük bir gerçek tarafı olduğu gibi aynı zamanda dikkatle incelenmesi de gerekiyor. Globalleşme sözü, fikirlerin intikali, ilmin intişarı ve kültürlerin iletişimi açısından doğrudur ama insanın hür dolaşımı, ülkelerin ekonomik fırsatları vesaire konularda sorulması gereken çok soru var. Bu da gösteriyor ki globalleşme denince bazı problemler de beraberinde geliyor. Aslında globalleşmeyi iki şey sağlıyor. Birincisi ortak riskler. Bugün dünya meşhur Titanic gemisi gibi oldu. Her tabakadan insan var ve hepsi başlarına gelecek ve az zaman kalan tehlikeden bir haber. Ve bu gemi başına gelecek bir tehlikede zengin fakir, soylu köle, üst tabaka alt tabaka gözetmeden hepsini batıracak. Bugün tabiatta oluşan ekolojik bir dengesizliğin eşindeyiz. İlim hücreyle oynuyor ve yaratılışa müdahale etmeye çalışıyor. Ve nereye varacağı belli değil. İnsanlık daha önce yaşanmamış bir şekilde değerlerini alt üst etti. İnsani değer adına bir şey kalmadı. Evet, bütün bu riskler ve tehlikeler globalleşen dünyanın müştereği. İkinci olarak kaybedilen değerlerin oluşturduğu korku durumu. İnsanlığın yeniden beraberce dirilmesini ve değerlere yeniden ruh üflemesi gerektiğini bütün dünya idrak etmiş durumda. Çünkü insanlık dünyayı kurmak, ekip biçmek için var. Yıkıp harap etmek için değil. Allah insanı yaratıp dünyaya mutlu bir hayat yaşaması için ve bu mutluluğu nasıl elde edeceğini öğreterek göndermiştir. Zara fihi jadwata ve şevqa al-bahth an hadhihi as-sa'ad.
حينما نقارن الوضع الذي يعيشه Müslümanların yaşantılarıyla olması gereken arasında karşılaştırma yapacak olursak, biz ümmet olarak olmamız gereken yerde değiliz. Ki normalde bizim model ve örnek olmamız lazım. Bu bir mesuliyet aslında. Bizler orta bir ümmetiz Kur'an'ın ifadesiyle. Ama bugün bunu gerçekleştirme adına ne yapabiliyoruz? Cevabı açık ve net. Ümmet olarak çok problemlerle uğraşmaktayız. Bu problemlerin çoğu bizim eğitim, kültür ve değer eksikliğimizden kaynaklandığı gibi ekonomik zayıflık, güç kuvvet dengesi gibi biz ve bizim dışımızdaki devletler tarafından da meydana gelmekte. Ama özet olarak şunu söyleyebiliriz. Biz bizim dışımızdakilere örnek olacak seviye ve konumda değiliz. Evet, çok çalışmalıyız. O seviyeye gelmenin derdini çekmeliyiz. Biz dünyada insanlığa vermesi gereken hiçbir şeyin olmadığı, semayla ve semavi bir mesajı olmayan milletler gibi değiliz. Kur'an bize, diğer ümmetlere örnek olasınız diye orta bir ümmet olarak sizi gönderdik derken bu hakikate işaret eder. Bu bir mesuliyettir ve diğer ümmetlere örnek olmak zorundayız demektir. Aleyküm şehide. Kama yubeyyinul Kur'an bişeklin vadih. Ta çocukluğumuzdan itibaren bizde Türkiye lider bir ülke olarak karşımıza çıktı. Hilafetiyle, İslami fetihleriyle, dünyanın her yanına intişarıyla bu rol bizim için çocukluğumuzdan itibaren hayallerimizi süslemiştir. Daha ilk eğitim yıllarımda Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin kitaplarıyla tanıştım. Alim, fikir adamı, ıslahatçı ve ümmetin dertleriyle kıvrım kıvrım. Onun nasıl tekrar insanlardaki imanı yenilemesini, imanın ihyasını ve insanlığa imandan uzaklaşmamalarını haykırmasını okudum. Bundan sonra Türkiye ziyaretlerim başladı. Türkiye hakkında çok şey duyuyor ve okuyorduk. Ama bu tecrübeyi bizatihi yerinde görünce, bu ziyaretler sayesinde Türkiye'yi daha derinlemesine tanımaya başladım. Onlar da bizleri ziyarete geldiler. Bu gidiş gelişlerle şunu keşfettim ki, Türk insanı gerçekten tüm değerlerinde örnek bir millet. Daha önce duyduğumuz bütün özellikleri yaşayan insanlarda canlı olarak gördük. Daha sonra inşa ettikleri müesseseleri gezdik ve gördük ki, aynı ahlaki yapı bütün müesseselerine sirayet etmiş. Bütün bu gördüklerimizden sonra şunu dedik, artık gelecekler ümitliyiz. Ümmete şunu sunuyor. Hem kendi kendinizle barışık, hem de tüm dünyayla barışık bu asırda kendi dininizi yaşayabilirsiniz. Böylelikle Müslümanların hala içinden çıkamadığı ve bir kör düğüm gibi duran bu problemi çözmüş oldu. العالم الذي يعيشون فيه اليوم. Size bir örnek vereceğim. Hizmetin en önem verdiği bir alan olan eğitimi inceleyelim mesela. Hoca Efendi'den ilham alarak açılmış Avrupa'daki, Amerika'daki ve Asya'daki okulları ziyaret ettim. Bu okullar o ülkelerin yerel okulları olmuş ve idarecisinden eğitimcisine kadar o ülkenin yerli halkı var. Bütün bu olanlardan sonra ancak şöyle denebilir. İşin başlangıcı ve menbaı olarak evet, bir Türk hareketi. Ama Türkiye ile sınırlı bir hareket denemez. Hizmet okullarıyla, yayınlarıyla ve tüm müesseseleriyle yüzden fazla ülkede vücut gösteriyor ve dünya kültürünün bir parçası oldu. Bence burada nereden veya kimden olduğuna değil de içinde taşıdığı ruha bakmak lazım. Yoksa Türk olmuş, Arap olmuş ne ehemmiyeti var? Önemli olan insanlığa ne verdiği ve taşıdığı ruh. İnsana insanlığını hatırlatan bir ruh.
insanın derinliklerine inen bir ruh. İnsana mutluluğu sunan, yaşadığı devirle barışık ve dinini bir hakkın yaşayan bir ruh. Bütün bunları sunan bir hizmetin ben de bir ferdi olduğumu hissediyorum. Ben Fas'tan geliyorum. Bir diğeri bir başka ülkeden geliyor. Ve hiç kimse kendi dar coğrafyasına sıkışıp kalmamış. Evet, bu ruh buradan başlamış ama genel bir kültür ve anlayış olmuş. Bu ruh herkesin yaşayabileceği bir ruh. Merhaba. Hello. Violette. Ni hao. Bonjour. Hi. Salutations. Shalom. Tu ni hao. Yom tov. Hasta la vista. Good morning. Hey, Doge. Pardon. Gracias. Nasılsınız? Hola. La madre. Konnichiwa. Bonsoir. Die Farben. Pardon. Thank you. Ben biraz önce Üstad Bediüzzaman'a işaret ettim. O bir sözünde şöyle diyor: medeniyetlere galebe ikna ile olur. İçinde yaşadığımız dönem artık zorlamayla insanlara bir şeyi sevdirme veya bir şeyden nefret ettirme devri değil. Artık insanları belirli kalıplar ve sınırlar içine sokmak ve aralarına engeller çekmek imkansız oldu. Artık ulaşım ve komünikasyon çok kolay. O zaman geriye kalan tek şey insanlığa canlı örnek sunmak. Yani fikirler ileri sürmek değil, bu fikrin bizatihi yaşandığını göstermek. İşte o zaman belki bu fikir inşaları bir araya toplayabilir. İşte hizmetin dayandığı nokta bu. Canlı bir örnek sunmak. Ve öyle bir örnek ki bütün sınırları ve medeniyetleri aşmış durumda. Bu intişarı hiçbir güç durduramaz. Çünkü insanlara güç kullanarak bir şeyler dayatan bir güç değil. Tek silahı insanı ikna etmek. Bunu da ortaya koyduğu canlı örneklerle sunuyor. Dediğim gibi, bütün sınırları ortadan kaldırdı ve bütün insanlığa sesleniyor inşa ettiği müesseseleriyle. Alemiyyetul hitab min hilalil vaki' min hilalil insan min hilali hadihil müesseset. Daha önce de dediğim gibi, insanlık daha önce hiç karşılaşmadığı zorluklarla karşı karşıya. Ve bu zorlukların en başında insani değer oluşturmak ve insanın inşası meselesi var. Eğitim de bu inşanın temeli. İnsanı olabilecek her türlü tufan ve selden koruyabilecek baraj. Eğitim sadece insana ilim, irfan, el becerisi, meslek ve nasıl yaşanırı öğreten ve kazandıran bir araç değildir. Eğitim, yeniden insanın inşasıdır. Hoca Efendi'nin ifadesiyle, yeni bir insan. Asrıyla barışık, yeni bir insan. İmanını muhafaza edip, asra ayak uyduran yeni bir insan. Asrın getirdiği tüm zorluk ve yenilikler karşısında yaşayabilen insan. İşte burada geliyor eğitimin ehemmiyeti. Onunla bu yeni insanı inşa etme. Hem eğitimli ve becerilerini kazanmış ama aynı zamanda yeniden değerler ortaya koymuş, hem becerilerini inşa ediyoruz, hem de kalbini ve ruhunu. Hem insanlık pazarında nasıl davranacağını öğrendiği gibi, ahlaki değerlerini de tanımlamış bir insan. İnsanlara nasıl davranacağını ve onlara nasıl faydalı olacağını bilen bir insan. Etkilendiğiniz insanın bir özelliğini belirlemek zordur. Ben şunu söyleyebilirim. Hoca Efendi bizlere ve bütün insanlığa bugün şunu sunuyor. Etrafını aydınlatmak için kendisi yanan mum. 21. yüzyılda din ve imanıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı emanetle nasıl yaşayacağımızı öğretiyor.
normal bir insanın taşıyamayacağı yükü yüklenmeyi ve başkaları için yanmayı öğretiyor. İnsanlığa mutluluk yolunu öğretmek ve bunu sırf insanlık için yapmak, herhangi bir menfaat beklememek. İnsanı her nerede olursa olsun mutlu etme mesajı. Risaletu is'adin lil insan fi kulli mekan, mutlak il insan eyne mekan. Hoca efendi çok şeyden bahsediyor. Onda sabrı görüyoruz, ilmi görüyoruz, dini ilimler olsun veya diğer ilimler olsun. Sonra hikmetli davranma özelliği, idarecilik gücü, hiç problem çıkarmadan, kimseyle çatışmadan ilerleme. Ben onu bir doktora benzetiyorum. Hastasını tedavi ederken onu hiç rahatsız etmemesi gibi. Hoca efendiye sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ve ona biz senden her gün yazdıklarını okuyarak ve dinleyerek yeni bir şey öğreniyoruz demek istiyorum. Ve biz onu, onun terbiyesinden çıkanlar aracılığıyla okuyoruz demek istiyorum. Bir gün onunla karşılaşma durumum olursa, Allah böyle bir şey nasip ederse, ondan bir şey istemek değil de, ondan ne alabilirime bakarım. Onun gibi bir şahsiyetten marifet adına ne alınabilir, ona bakarım. Bunu başarmak için uğraşırım. Es'a inşallah en yetahakkak li. Ana aqul bi anna ash-sha'b at-turki al-an yuhaqqiqu shay'an laysa. Ben Türk halkının şimdilerde yaptığının aslında yadırganacak bir durum olmadığını söylüyorum. O geçmişle geleceği birbirine bağlıyor. Türkiye yüce bir devlet ve bu yüceliği yeniden hayata döndürüyor. Bu yolda inşallah devam eder ve sadece örnek olmak için veya kendini ispatlamak için değil, tüm İslam alemine, insanlığa ve insani değer taşıyan herkese sevgiyi ve barışı sunmak için. Bunun için üzerine düşen mesuliyeti idrak etmeli, bu örneği korumalı ve başkalarına da örnek olmalı. لنا جميعا في هذا العالم.